Devam ediyoruz sevgili seyirciler, Günce'de ikinci bölümü. Bir Cumhuriyet kadınını tanıtacağız sizlere. Ben öyküyü ilk defa çok değerli konuğumla yayın öncesi konuştuğumda öğrenmiştim. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden birisi Latife Bekir Hanım'dan söz edeceğiz bugün sizlere. Gerçekten etkileyici bir öykü. Çok değerli hocamız Başkent Üniversitesi ATAMER, Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden doktor öğretim üyesi Evrim Şencan Gürtuncu hocamız bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok güzel anlatıyorsunuz bize. Ulu Önderimizin projelerini konuştuk daha önceki programlarımızda ama şimdi öyle bir kadından söz edeceğiz ki dediniz ki bana iki Cumhuriyet kadını olarak konuşalım. Bir önceki bölümde de Mühendislik Fakültesi dekanı olmuş bir Hocamız, Cumhuriyet kadını kadına. konuğumuzdu. Gurur verici ama bunun bir başlangıç noktası olmalı. Öyle bir anda kadınlar seçme ve seçilme hakkına ve bir takım diğer haklara sahip olmadılar. Büyük de bir mücadele, çetin de bir mücadele vardı orada. Nasıl başlarsınız? Öyle. Çok teşekkür ederim önce Duygu Hanım. Biz ifade ettiğiniz gibi böyle iki Cumhuriyet kadını Latife Bekir Hanım'ı konuşalım istedim bugün. Hem de Aralık ayında olduğumuz için hani kadınların Türk kadını seçme seçilme hakkını aldığı ay içerisinde olduğumuz için. Ben Latife Bekir Hanım'ı çalışmaya başladığımda kendisinden çok etkilenmiştim. Bir de şansım yaver gitti. Kendisinin torunuyla tanışma imkanım olmuştu. Programın başında aslında ona çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü kendisi Lütfen. devlet tiyatrosu sanatçısıdır aynı zamanda. Sema Çeyrekbaşı'ya çok teşekkür ediyorum. Çünkü ondan aldığım bilgiler, birlikte gezdiğimiz konak ve o kadar içten bana anlattı ki her şeyi. Akademik çalışmalara baktım, çok fazla çalışılmamıştı. Ben de Latife Bekir Hanım üzerine yaklaşık bir yıldır aslında üstüne okuduğum bir kişiydi Latife Bekir Hanım. Şimdi tabii kadın hareketi bütün dünyada başlayan bir hareket. Özellikle 19. yüzyılın ilk yıllarında başlayan bir hareket. Ve bu kadın hareketi çeşitli şekillerde kendini gösteriyor. Tabii eşitlik mücadelesi, siyasi haklar mücadelesi ama daha ziyade o dönemlerde kendilerini cemiyetlerle göstermeye başlıyorlar veya çıkardıkları dergilerle göstermeye başlıyorlar. Şanslı olanlar mitingle yapabiliyor. Dünyada birçok yerde çokça cemiyet kuruluyor fakat içlerinden bir tanesi var. Uluslararası Kadın Birliği deniyor buna. Bu en etkin, en aktif, en çok tanınan dünyadaki kadın birliği diyelim. Şimdi tabii Tanzimat'la birlikte Osmanlı'nın son döneminde de bu hareketler yansımaya başlıyor. Tabii Tanzimat'la ortaya çıkıyor, meşrutiyetle keskinleşiyor, cumhuriyetle taçlanıyor öyle söylemek lazım. Ve bu esnada Osmanlı'nın son döneminde de cemiyetler kurulmaya başlanıyor, kadın birlikleri kurulmaya başlanıyor. Aslında fotoğraflarımız da vardı Hazır hepsi. Duygu Hanım. Şimdi Belki yönetmenim de birinci söyledi. İlk fotoğrafımızı o zaman fotoğrafımızdan ekrana taşıyalım. başlayabilirsek. Şeyde de Osmanlı'da da özellikle 17 cemiyet biliyorum ben var olan. Ama içlerinden bir Sadece tanesi kadın var. hakları ile Kadın, tabii ilgili 17 17 cemiyet. cemiyet var. Oldukça Tabii fazla. Hiç bu fazla. kadarını düşünmemiştim. Bazısı çok kalabalık, bazısı 2-3 kişi ama cemiyet adını alıyorlar. Ve içlerinden bir tanesi var. Tiyali Nisvan Cemiyeti. Nisvan kadın demek zaten. O cemiyetin kurucularından biri Latife Bekir'in annesi işte. Yani Latife Bekir oradan zaten çok geniş, yani çok geniş bir çevrede, çok genç yaşta bu işin içine giriyor. Şimdi bizim bu fotoğraflarımızda böyle sizinle program yaptığımızda hep getirmeye gayret Çok ediyorum. teşekkür ederiz. Uğraşıyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Her Estağfurullah, şeyi olur mu? hazır getiriyorsunuz Estağfurullah, olur vallahi. mu? Bu Osmanlı'da çıkan kadın dergileri. Ve bayağı da sayısı fazla aslında ki o dönemde tabii okuma yazma oranı çok az olduğunu düşünürsek içinden mesela Şükufeser dergisinin bir özelliği var. Bunun kurucusu da tüm yazarları da kadındır. Bunlar dergi Dergi isimleri mi? isimleri. İnci, Süs, Evet, Demet. kadın. Bunların hepsi dergi isimleri ve tabii şunu düşünmek lazım. Nasıl şartlarda çıkartıyorlar bu dergileri acaba? Orada bir aşağıda pul gibi bir şey, gerçi pul zaten o. O ilk Türk kadın mitingi anısına yapılan bir pul. Kastamonu'da 1919'da Kastamonu'da ilk Türk kadın mitingi yapılıyor. Tabii bu mitingler, cemiyetler, dergiler derken dünya ve tabii ki Osmanlı'nın son döneminde bazı kavramlar yayılıyor. Feminizm gibi, süfrajet gibi, süfrajist gibi bazı kavramlar ortaya çıkmaya başlıyor. Latife Bekir Hanım süfrajist akımın içerisinde. Ne demek? Şöyle Duygu Hanım, feminizm daha ziyade kadın tüm kadın hakları adına genel kullanılan bir kavram. Süfrajet ve süfrajist seçme seçilme hakkı üzerine kullanılan bir kavram. Süfrajet daha ziyade seçme seçilme hakkını almak isteyen kadın ve erkekler için kullanılır. Süfrajist sadece kadınlar için kullanılır. Dolayısıyla Latife Bekir Hanım da o akımdan gelen birisi. Şimdi bizim o fotoğraflarımızda orada bir hanım var.
İki tane var gerçi. Aşağıda olan, sırtı dönük olan diyelim. O Türkiye'de en sağdaki. Yani. Evet. Tam ekran rica edeceğiz yönetmenim. Burada biz göremedik şu an o fotoğrafın o kısmı. O Türkiye'deki daha doğrusu Osmanlı'nın son dönemine denk geliyor. Milli mücadeleye yansıyacak. İlk kadın hareketinin öncülerinden birini Ziya Muhittin Hanım. Genelde kadın çalışmalarında kendisinden çok söz edilir. Ben zaten o yüzden kendisinden değil de Latife Bekir Hanım'dan gitmek istedim. Çünkü Nezihe Muhittin'i çok iyi biliyoruz, çok çalışıldı. Çok güzel kitaplar var kendisiyle ilgili. Şimdi Nezihe Muhittin'in bir özelliği var. Kendisi bu cemiyetler, dergiler vesaire bütün bunlara çok emek vermiş. Ama her şeyden önce kendisi gibi 17 arkadaşını yanına alıyor ve Darülfünun'a gidiyor, yani İstanbul Üniversitesi'ne. Ve orada bir konferans salonunda bir araya geliyorlar. Ve bir fırka kuruyorlar. Yani parti kuruyorlar. Parti kuruyorlar. Kadınlar Halk Fırkası'nı kuruyorlar. Bazen insanlar buna çok şaşırabiliyor ama kuruyorlar o dönemde. Ve Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan önce kurulmuştur Kadınlar Halk Fırkası aslında. Bir dönemde Nezihe Muhittin bunun başkanlığında devam ediyor. Tabii kadınların o dönemde siyasi hakları olmadığı için fırka kelimesiyle işlerini tam yürütemiyorlar sağlıklı bir şekilde. Bu yüzden strateji değiştirip fırka kelimesini çıkartıp yerine birlik kelimesini koyuyorlar. Ve Kadınlar Halk Fırkası Türk Kadın Birliği'ne dönüyor. 1927 yılına kadar da Nezihe Muhittin başında. Şimdi 27'den sonra işler değişiyor. Çünkü 1927'de Nezihe Muhittin'in bir yolsuzluk iddiasıyla, iddia diyorum çünkü kendisi aklandı bu konuda. Yolsuzluk iddiasıyla görevden alınıyor ve yerine Latife Bekir Hanım geliyor. Bu arada belki ikinci fotoğrafımızı açarız. İkinci fotoğrafımız Latife, sevgili Latife yönetmenimden görelim. Mehmet Cenk Polat'tan rica edelim. 1928'den birlik kapanana kadar, sonuna kadar Türk Kadın Birliği'nin başında. Bu ne demek? Tarih aralığına bakarsak Türkiye'de kadınların tüm haklarını aldıkları dönem aslında onun başkanlığına denk geliyor. Türk Kadın Birliği'nin başında olduğu döneme geliyor. Şimdi Latife Bekir Hanım, bu hanımefendi çok sert bir yapısı varmış. Evet, sert de bir görüntüsü var. Çok gülmezmiş zaten. En sağdaki gazete kupürünü özellikle koydum. Sadece benim naçizane taramamla 17 Fransız gazetesinde kendisiyle ilgili haber buldum. Çünkü yabancı basına çok yansımış. Türk basınında da var. Ama yabancılar kendisiyle çok ilgilenmiş. Zaten Fransızcası çok iyidir kendisinin, Rumcası da çok iyidir. Ve az evvel ifade ettiğim gibi 16-17 yaşından itibaren bu kadın cemiyetlerin içinde. Dolayısıyla çok erken yaşta bu işe geliyor ve o kadar sertmiş ki neredeyse yüzü hiç gülmemiş. Hatta şunu belki anlatabilirim. Torunu Sema Hanım doğduğunda bakmış ve demiş ki böyle saksısından taşan bir ortanca gibisin deyip yüzü gülmüş mesela. İlk defa belki orada gülmüş. Belki de, bilemiyoruz. Belki de bu erkek egemen toplumda mücadele etmek için sert olmak zorunda kalmış. Belki de. Mesela 3 çocuğu vardır kendisinin. Ama hiç siyasi haklar konusundaki işlerini bir kenara hiç bırakmamış Latife Bekir Hanım. Şimdi özel bir aileden geliyor. 3 ayrı, hem anne hem baba tarafından Moralı ailesi, Morevi ailesi ve Kocamemi ailesi. 3 önemli ailedir bu ve kendisi Abdülhatif Supi Paşa'nın torunu. O kim? Abdülhatif Supi Paşa nazırdır, meclis üyesidir. Sami Paşa Zade Sezai'nin kardeşidir zaten, kardeşler. Mesela Abdülhatif Supi Paşa'nın torunlarından, çocuklarından biri Hamdullah Supi zaten, Tanrı över. Torunlarından, ikinci göbek torunlarından biri Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu, ilk kadın müzecisi. Şimdi bir başka torunda, işte Latife Bekir Hanım'a geliyoruz. Bir başka torunda Nesime Hanım'la, Kocamemi ailesinden Nesime Hanım'la evleniyor. İşte Nesime Hanım Teali Nisvan Cemiyeti'nin kurucularından ve Latife Bekir bu şekilde dünyaya geliyor. Çok özel bir ailede geliyor, çok eğitimli bir ailede dünyaya geliyor. Hem Fransa'da yaşamış, hem İstanbul'da yaşamış. Daha sonra posta, telgraf idaresinde çalışan Bekir Vefa Bey ile evleniyor. Bekir ismi oradan gelir zaten. Bekir Vefa Bey ile evleniyor. Ve evliliğinden dolayı şöyle bir de önemli bir rol ediniyor. Mütareke döneminde Ankara-İstanbul arasındaki haberleşmede rol almış kişilerden biridir. Yani bayağı aslında çok... Size demiştim ya Duygu Hanım, bence tarihte hak ettiği yeri bulamadı. O yüzden kendisiyle ilgili çalışmayı çok istemiştim ben. Türk Kadın Birliği dışında... Yeşilay'da, Kızılay'da, tabii Hilal Ahmer o zamanki ismiyle, Türk Maarif Cemiyeti'nde, Yardımseverler Cemiyeti'nde yer almış. Azınlık ve yabancı okullarında Türkçe öğretmenliği yapmış. Konya Kız Muallim Okulu'nda Fransızca öğretmenliği yapmış. Süfrajist hareketleriyle çok iyi tanınan, dernek yaşantılarıyla çok iyi bilinen, çok önemli bir insan. Belediye meclisine girmiş ilk Türk kadınlarından biridir.
Belediye meclisine girmiş. İlk Türk kadınlarından biridir. Belediye meclisine de 1930'lu yıllarda değil mi? Aslında biz 34 kadınların seçme hakkının aldığını biliyoruz ama o genel seçimler için. Evet. Belediye seçimleri ise 1930 aslında erken. O mücadelede hep kendisi oradaymış. Diğer fotoğrafa geçelim mi o sırada? Üç numara değil mi? Üçüncü fotoğrafımıza geçebilirsek. Mesela şu çok önemli. Az evvel bahsettiğim Uluslararası Kadın Birliği, hani en aktif birliklerden biri demiştim. Uluslararası Kadın Birliği'ne giren ilk Türk kadınıdır kendisi. Üye olarak girmiştir. Mesela 1946 seçimlerinde en çok oy alan ikinci kişidir ve milletvekili olacak. İzmir milletvekili olacak daha sonra. Şimdi çok özel ve beni çok etkileyen bir durum var bu kadar çalışmasıyla. Atatürk kendisine şöyle bir şey söylüyor sonraki yıllarda. Türk kadınının üstüne ışık gibi doğdun Latife. Soyadın ışık doğdu olsun diyor. Işık? Işık doğdu. Doğdu. Evet, ışık Atatürk doğdu. Atatürk tarafından evet, veriliyor ışık soy doğdu soyadı. Yani güzel. Latife Bekir ışık doğdu olarak biliyoruz. Şimdi günümüzde Latife Bekir Çeyrekbaşı soyadıyla tanırız kendisini. Çünkü şöyle, eşinin bazı siyasi kırgınlıkları olacak daha sonra. O kırgınlıklar sebebiyle eşi kendi ailesinden, çeyrek vergisinden, çeyrekbaşı oğlu daha doğrusu soyadını alıyor. Çeyrekbaşı olarak kısaltıyorlar. Latife Hanım da genelde imzalarını bazen ışık doğdu, bazen ışık diye atar. Bazen de çeyrekbaşı diye. Bazen Latife Bekir diye. Çeşitli şekillerde imza kullanmış. Ama ağırlıklı olarak özellikle milletvekili olduğu zamanlarda ışık doğdu soyadını kullandığını biliyorum. Böyle özel bir insan çok kendisi. Çok ilginç. 3 numara bu arada. Evet, fotoğrafımız da gelmişken. Şimdi bu önemli bir gazete kupürüydü benim bulduğum. Çünkü şöyle bir şey söylüyor. Kendi cümlesidir bu. Bir kere Latife Hanım hiçbir şekilde hükümetle ters düşmemiştir. Her cümlesinde Atatürk'e şükranlarını dile getiren bir insan kendisi. O gazete kupürünün de önemli birkaç sebebi var. Bir tanesi kadınların iş hayatına girmesi gerektiğini söylediği bir nutku var kendisinin. Bu bir. İkincisi zaten orada da yazıyor siyasi hakların istenmesi. Üçüncüsü bu çok benim ilgimi çekmişti. Daha sonra meclise girdiğinde bunu söyleyecek. Bıçakla işlenen suçlar hakkında kanun önergesi vermiş. Şimdi daha ilginç dördüncüsü bekarlık vergisi öneriyor. Şimdi biz bunu uzun zaman bir anlam veremedik. Evet. Ne demek istedi acaba bekarlık vergisi? Sonra oturup konuştukça veya araştırdıkça şöyle bir mutabakata vardık. Biz bunu Sema Hanım'la da konuşmuştuk. Zannediyorum o dönemlerde çünkü eğitime çok önem veren birisi birazdan anlatacağım zaten. O dönemlerde evliliğe özendirip kendileri gibi eğitimli ailelerin çoğalması için böyle bir yol bulmuşlar. Çok ilginç. Bana çok garip çok gelmişti. Çok enteresan garip, gelmişti. Tabii ki ya bekarlık vergisi. Evet, oturup konuştuğumuzda böyle bir şey. Şimdi bu Avrupa'da konuşuluyor mesela. Evet, günümüzde konuşuluyor. Evet. Çok yakın zamanda da bize de gündeme geliyor böyle konuşuyorduk. Dolayısıyla Latife Hanım böyle bir yapıda. Şimdi, bu arada mesela bıçaklı silahlarla yaralama acaba kadına şiddetle ilgili bir şey mi? Tabii, zaten öyle. Çünkü sadece aslında Latife Bekir Hanım siyasi hakları talep eden birisi değil. Şimdi onun çok farklı bir misyonu var. Türk Kadın Birliği'nin başına geldiğinde daha kılık kıyafet devrimi olmamıştı. Ama kendisi o misyonu kendi alıyor ve ipekli kıyafetler giyip şapka takıyor. Mesela harf devrimi olduktan sonra birçok kişiyi örgütlemiş, özellikle kızlara, kadınlara okuma yazma öğretilmesini istemiş. Bu da aynı şey. Kadına şiddete yani her türlü şöyle söyleyeyim ırkçılığa kadar her türlü konuda söz sahibi olmuş bir şekilde ve konuşmalarını yapmış. Ama tekrar etmek isterim her konuşmasında bir şey çok ilgimi çekti. Dönüp dolaşıp Atatürk'e teşekkür ediyor. Dönüp dolaşıp ve kendisini tanıtırken Latife Bekir Hanım şöyle tanıtıyor. Ben Atatürk'ün verdiği haklarla Türk kadınını temsil ediyorum. Hep bunu söylüyor. Bunu dikkat ediyorum bütün konuşmalarında karşımıza çıkacak. Dolayısıyla Latife Bekir Hanım Türk Kadın Birliği'nin başına geldikten sonra aslında birçok konuda mesela bir dergi çıkartıyorlar. O dergide hem yazılar yazıyor hem zaman zaman maddi destek sağlıyor. Bir de bir hayali var. Şimdi bir röportaj yapıyorlar kendisiyle. Diyorlar ki ne elde etmediniz, ne istiyorsunuz? O da şöyle bir şey söylüyor. Bir, mebus olmak istiyoruz. O zaman daha milletvekili olamıyor kadınlar. Mebus olmak istiyoruz. İkincisi de beni çok etkileyen bir konu. Bu Uluslararası Kadın Birliği her sene dünyanın bir ülkesinde büyük bir kongre topluyor, bir haftalık. İşte o kongrelerden birini Türkiye'de yaptırmak istiyor.
ve bu aslında çok büyük bir organizasyon. Elbette yani kamu diplomasisi kesin. Aynı zamanda. Biz aslında hep böyle sizinle bu tip şeyleri konuşuyoruz. Siz anlatıyorsunuz evet. Sürekli Atatürk'ün projeleriyle ilgili evet. Karadeniz Vapuru örneğini veriyorsunuz. Tabii. Aslında tam bunu demişken Duygu Hanım, şimdi siz söylerken aklımda bir anda bağladı. Türkiye'de şimdi birazdan seçme seçilme hakkına kısaca geleceğim. Türkiye'de kadınlar milletvekili olduktan sonra ilk kadın milletvekilimiz Mebrure Hanım olacak. Mebrure Gönenç soyadını alacak sonra. Hatırlar mısınız? Kendisi Karadeniz Vapuru'ndaydı. Hatırladım, evet. Siz anlattınız. Evet, burada yine konuşmuştuk. Ya. Vapurda o zamanlar yine Türk, demek ki Atatürk de o zaman Türk kadının temsil edebileceğini öngörmüş ve vapur yolcularından biridir. Şimdi Latife Bekir Hanım böyle çok çalışkan, Türk Kadın Birliği'nin bayağı kocaman bir binası var. Güzel böyle çalıştıkları bir yer var. Ve bir gün bu çalışma esnasında bir haber geliyor birliğe. Alınan meclisten aldığımız duyumlara göre, işte 30'lu yıllara geldik şimdi. Meclisten aldığımız duyuma göre kadınlar bu sene içerisinde belediye seçimlerine girebilecekler. Tabii bu doğru bir bilgi. Ve tabii bu Latife Bekir Hanım'ın aslında şimdi alacağını biliyor bu hakkı. Bununla ilgili daha sonra bir plan yapmasına sebebiyet veriyor. Galiba onun fotoğrafını getirdim. Herhalde 4. fotoğraf. Onu açabilir 4 miyiz? 4 numara. Az önce ekrana gelen 4 numara değil miydi? O bir şeydi. Gazete kupürüydü ama gene de bir bakalım 4 numaraya. Tamam. Aha. Ben de o vakit kaybetmemek adına isterseniz anlatın, bir resim lütfen. Gelene kadar. Bir belediye seçimleri gerçekten evet bu. Tamam, şimdi peki. Bu çok mühim bir birkaç kupür diyeyim. Hı-hı. Orada Vakit Gazetesi'nin altında birçok fotoğraf görüyorsunuz. Evet. En sağdaki Latife Bekir Hanım'dır orada. Ve solda da bir miting yazısı var. Kadınlar belediye seçimlerine girme hakkını aldıktan kısa bir zaman sonra Türk Kadın Birliği bir teşekkür mitingi düzenliyor. Teşekkür mitingi, evet, teşekkür harika. Mitingi. Şimdi bu hem teşekkür hem de bir başka açıdan düşünürsek Duygu Hanım, kadınlar aslında dışarı çıkmış oluyor. Evet. Epey bir dışarı çıkmış. Görünür oluyorlar. Görünür yani. Oluyorlar, sosyal hayatın içine giriyorlar, konuşmalarını yapıyorlar. Dolayısıyla bu teşekkür mitingi önemli. Şu söyleyeceğimi sonradan anladım. Tabii o zaman belki bilmiyorduk ama galiba Latife Bekir Hanım bir sonraki teşekkür mitinginin ön provasını yapıyordu burada. Yani çünkü, 1934'ün. Evet, çünkü esas teşekkür mitingini o zaman yapacak. Bu belediye seçimleri. Zaten 33'te muhtar olabiliyoruz biliyorsunuz. Gül Esin Hanım ilk kadın muhtar olarak seçilecek. 34'te de kadınlar genel seçimlerde seçme hakkını elde edecekler. İşte esas miting o miting olacak. O da herhalde 5 numaralı fotoğrafımızda. 5 numaralı fotoğrafımızı rica ederim o arada sevgili yönetmenimden. Tabii bir taraftan da hani az sonra konuşacağız. Uluslararası Kadın Tabii. Birliği toplantısı İstanbul'da yapılacak. Belki gelen pek çok ülkede daha kadınların seçme evet. seçilme hakkı yok ama bizde var evet, ne kadar zaten büyük. Oradaki o muhteşemliği ben bir kadın olarak okudukça yazdıkça ben bir makale de yazmıştım bununla ilgili. Okudukça ve yazdıkça ben gözlerim dolarak ve hayranlıkla evet araştırmıştım. İşte bu miting bu çok önemli bir mitingdir. Bu 34'ten sonraki miting evet. mi? Kadınların seçme evet. seçimi İki gün hakkını sürüyor bu aldığı miting. Sultanahmet'te oradan Taksim'e gidiliyor. Gezi Abidesi'ne çelenk konuluyor. Burada sadece Latife Bekir değil, Türk Kadın Birliği'ndeki önemli kadınların neredeyse tamamı, hepsi değil ama neredeyse tamamı kürsüye çıkarak birer konuşma yapıyorlar. Efsahir Suat gibi çok önemli insanlar var. Sabiha Sertel gibi. Zaten fotoğrafları da orada çekilmiş görüyorsunuz. Bu miting tabii çok ses getirecek. İşte bir önceki miting bence bunun ön provasıydı. Bu da az evvel bahsettiğiniz o toplantının bence. Uluslararası evet. toplantının mı? Evet. Hı-hı. Çünkü bu miting dünyaya da yansıyor. Dünya basını da bunu haber ediyor. Hı-hı. Çünkü bu çok önemli bir şey. Az evvel ifade ettiğiniz gibi dünyanın birçok ülkesinde kadınların seçme hakkı yoktu o dönemde. Ve Latife Bekir Hanım gerçekten en çok hayal ettiği şeylerden birini yapacak. Bu 34 yılı ya bir sonraki yıl yani 35 yılında gerçekten toplantının İstanbul'da toplanmasını sağlayacak. Tabii ki Atatürk önderliğinde. Hatta burada Atatürk'ün çok güzel bir sözü var, onu da söylemek isterim. Latife Bekir'le eşi Latife Hanım'ı tanıştırıyor. Ve şöyle söylüyor eşine. Bak Latife diyor, bu hanımın ismi de Latife. Siz iki Latife birlikte olarak Türk kadınına yol göstereceksiniz. Evet. Çok güzel bir konuşmadır evet. bu. Ve gerçekten bir sonraki sene 1935'te Uluslararası Kadın Birliği toplantısını İstanbul'da gerçekleştirecek. Harika. Evet. Var mı onunla ilgili görüntümüz? Vardır. Muhtemelen getirdim. Evet. 6
Devam edelim o zaman. Tamam. Altı numaralı fotoğrafımızda yönetmenim olsa gerek. Tabii şimdi Uluslararası Kadın Birliği toplantısının İstanbul'da yapılması, az evvel vurguladınız, Avrupa'da bile daha pek çok ülkenin kadını bu seçme seçilme hakkına sahip değilken ve Türk imajı hala monarşiyle bütünleşmişken, Cumhuriyet'i kabul etmedikleri, büyükelçiliklerini bile daha belki İstanbul'dan Ankara'ya zor taşıdıkları dönemde ne kadar etkili olmuş? Kesinlikle öyle. Zaten ben yabancı basında şöyle bir şey okumuştum. Tam bu cümlenize bağlayarak devam edeyim hem de. Sonra da bu gazete kupürleriyle ilgili konuşalım. Yabancı basında şöyle bir şey okudum. Türk kadınını ve Atatürk Türkiye'sini görmeye gidiyoruz. Böyle bir yazı var. Uluslararası Kadın Birliği'nin başında çok önemli bir süfrajet kadın var. Corbett Ashby isminde bir kadın. Bu kadın bu gelip şeye katılacak şimdi, toplantıya katılacak. Toplantıya katılır katılmaz ilk yapmak istediği şey Atatürk'e telgraf çekmek oluyor. Dolayısıyla aslında gelen kadınlar 39 ülkeden geliyorlar Duygu Hanım. 360 üye geliyor. Ve yine bence çok önemli bir ayrıntı, hiç boş bir ayrıntı değil. Toplantı Yıldız Sarayı'nda yapılacak. Çünkü Yıldız Sarayı'nda toplantı başladıktan kısa bir zaman sonra bu konuşuluyor zaten. Bundan 15 sene önce aynı sarayda kadınlar kapalı kapılar altındaydı. Değil mi? Evet. Dışarı çıkmaları zordu. Şimdi kadınlar seçme seçilme hakkı olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu Latife Bekir Hanım'ın en çok hayallerinden, yapmak istediği şeylerden biri buydu. Açılış konuşmasını Fransızca hazırlıyor. Işık Doğdu soyadıyla yapıyor. Işık Doğdu. Evet, Işık Doğdu soyadıyla yapıyor. Zaten orada kürsüdeki fotoğrafı mı? Evet, o kürsüdeki fotoğrafı. Arkada Türk bayrağı vardır. Orada çıkmamış ama arkada aslında Türk bayrağı vardır. Ve çok önemli, 6 gün boyunca bu kongre dışında, bunu mutlaka söylemem gerek, 6 gün boyunca Latife Bekir Hanım gelen bütün kadınlara çok özel etkinlikler düzenliyor. Belki öbür fotoğrafa da geçebiliriz. Tamam, bir sonraki fotoğrafımız. Mesela Dolmabahçe Sarayı'nı gezdiriyor. Robert Kolej'in bahçesine götürüp çay ziyafeti veriyor. Pera Palas'ta yemek veriyor. Bizim az evvel bahsettiğim gezdiğimiz köşkte Türk yemekleriyle bir yemek ziyafeti veriyor. Hereki halıları sergisini gezdiriyor. Harika. Müthiş şeyler yapıyorlar. Tepebaşı Tiyatrosu'na gidiyorlar, kadınlara tiyatro izletiyor. Şu iki fotoğraf için özellikle söylemek isterim. Aşağıdaki dergi İllüstrasyon dergisi. Bu Kadın Birliği toplantısından sonra Fransa'daki bu dergi iki özel sayı çıkartır. Özel sayılar Türk kadını için. Ve Latife Bekir'in fotoğrafıyla açılır. İki özel sayısı var bunun. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemde daha Fransa'da kadınların seçme seçilme hakkı yok değil mi? Hatta şöyle bir şey söylüyorlar. Hepimiz Türk kadınlarından ibret almalıyız. Aman Allah'ım. Evet, böyle gurur verici. Evet. Sol yukarıdaki gazete kupürünün çok büyük bir önemi var. Orada Latife Bekir Hanım şöyle söylüyor. Yaşasın Türk kadını, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi. Böyle söylüyor ve kapanışı yapıyorlar. Çok üzücüdür. Kongrenin bittiği gün Türk Kadın Birliği'nin de kapandığı ve bittiği gündür. Neden? Aynı gün. Gerek kalmadı. Çünkü Latife Bekir Hanım Atatürk'le bir görüşme yapıyor. Corbett Ashby ile birlikte gidiyorlar. Ve kendisi şöyle söylüyor. Türk Kadın Birliği'nin tek bir amacı vardı. Siyasi haklarımızı almak için çabalıyorduk. Biz çok çabaladık. Sizin önderliğinizde, sizin sayenizde zaten siyasi haklarımızı aldık. Birliğin artık hiçbir önemi kalmadı deyip o gün birliği feshediyorlar. Ve birliğin içindeki bütün mal varlığını yardım derneklerine hediye ediyorlar ve yardım derneklerine dağıtıyorlar. Böylece dünyada Türk kadını böyle büyük bir organizasyona tanışmış oluyor diyelim. Bir belki son iki fotoğrafımız var, 8 ve 9. Onları 8 da geçerek, ve 9'a da bakalım. Herhalde zamanımız doluyor diye de tahmin ediyorum. Evet, 3 dakikamız daha var. 8 ve 9 yok muymuş? 8 varmış. Peki. Bu sağdaki özellikle gazete çok önemli. Çünkü o gazetenin ismi Jus Suffragil. Dünyadaki, ben o gazetenin bütün sayılarını taradım. Dünyadaki bütün ülkelerdeki kadın hareketlerinin ilerlemesini anlatır. Evet. Burada Latife Bekir Hanım'ı manşet yapmıştır. Bütün bu sayı Türk kadınına ait. Alttaki yelpaze için tekrar Sema Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Latife Bekir Hanım'ın yelpazesi. Harika. Ve bu kongre bittikten sonra üzerinde gördüğünüz yazılar kongreye katılan kişilerin imzalarıdır. Ve ana olarak geliyor. Latife Bekir Hanım 1952 yılında kanserden hayatını kaybedecek. Türk Kadın Birliği kapanıyor ama kısa bir zaman sonra tekrar açılacak. Ve tekrar başkan seçilecek ama çok kısa başkanlığı devam edecek. Belki toparlarken şunu söyleyebilirim. Dönemin en eğitimli, en seçkin ailelerinden birinde doğmuştur. Ama buna rağmen değil, bundan
faydalanarak diyelim, Türk kadının ilerlemesi için çok çabalamış ve bence Türk kadın hareketinde en etkin, en güçlü insanlardan biri Latife Bekir Hanım. İyi ki kendisini tanımışız diyorum. İyi ki kendini tanımışız. İyi ki siz de anlatmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de i̇yi öyle ki anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir son dakika bilgisini hemen paylaşalım. Vakit kaybetmeden sevgili seyircilerimiz. Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı. Ekranlarınıza da gelecek. Maalesef vefat sayımızdaki yüksek ivme devam etmekte. Hemen bu dikkat çekiyor. Vaka sayımızdaki azalış da devam etmekte. Bugün 2209 test yapılmış. 19.650 pozitif vaka tanısı konulmuş. 3.192 hastamız var. Vefat sayımız 259. İyileşen hasta sayımız 34.492. Dolayısıyla vaka sayısının epey üzerinde seyrini sürdürmekte. Ağır hasta sayımız da düne oranla düşüş yine devam etmekte. 4.901 hastamız da ağır şekilde hastanelerde tedavi görüyor diyelim. Çok hızlıca veda etmiştim size ama tekrar bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu zor günlerde bize ışık oluyorsunuz ve tarihte belki hak ettiği değeri görmeyen kişileri de bizimle buluşturuyorsunuz. Sayın Doktor Öğretim Üyesi Evrim Şencan Gürtunca, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler.